Çay aldım. Aa. İçersin. Vallahi içerim, sağ ol. Çıkıyor mu bir şeyler? İlçe emniyete ineceğim istihbarat şubeyle görüşmeye. Sormam istediğin bir şey varsa. Bir dakika. Ha. Şu kız. Bu fotoğraflar kampta bulduklarımızın arasında çıktı. Sorgudakilere de soracağım ama bir araştırır mısın? Fotoğrafın arkasına İdil yazmışlar. Tam bir kimlik tespiti yapalım. Yönetici kadrodan mı, kaçırılan gençlerden mi? Ya bence ikincisi. Yaşı daha çok küçük. Ferhat'la beraber bu kızı da kurtarmamız gerekebilir. Tamamdır. Ben de bir şey öğrenirsem ararım. Sağ olasın. Selin komiserimin oğlu ha? Hmm. Demek Derman buradan kaçıp İstanbul'da. Olacak iş değil. Oldu yüzbaşım. Bunlar acımaz biliyorsun, çoluk çocuk demezler. Hedef bendim. Oğlan benleydi o gün, pisi pisine gitti. Bizimki eski hikaye yani, bitmeyen hikaye. En kötüsü de geldi başımıza. Selin zor toparladık. Beni. Bugün Derman, ondan önce Gümüş, Kovandere, Hendek zamanı. Daha öncesinde Sancar. Kimleri verdik ya, kimleri aldık. Ben bile karıştırdım hesabını. Bu çocukları alacağız komiserim. Bırakmayacağız itin çakalın elini. Seninle tanışmak da çalışmak da şereftir. Allah yardımcımız olsun. Sağ ol kardeşim, sağ ol. İdil Aslan'ın abisi Mahsun Aslan. İlçe emniyetin merdivenlerini eskitmiş gide gele. Değil mi Mahsun? Mecburen komiserim. Yolda mı bulmuşum ben bacımı? Aldılar götürdüler daha. Sormayalım mı hesabını? Soracaksın tabii. Tabii soracaksın, haklısın. Biz de kardeşin gibi gençlerin peşinden ta İstanbul'dan geldik buralara. He, komiserim anlattı. Allah razı olsun. İdil nasıl gitti? Kimle irtibatlıydı? Kimle görüştü? Var mı bir bilgi? Var. Olmaz mı? Ne vakit o derneğe adım attı, kızın aklını fikrini karıştırdılar. Ben biliyorum. Dernek? İstanbul'daki derneğin buradaki şubesi. Adamlar da tezgahta aynı. Dernek güya kapalı ama üzerlerine kayıtlı başka adresler de varmış. Hatta yeni kiraladıkları yerler. Hepsini çıkardı Cemal. Emniyetten arkadaşlarla paslaşıp bakmamız lazım yüzbaşım. Tabii. Araçlar hazır. Destek ekip de çıkartacağım size. Sağ ol yüzbaşım. Kolay gelsin. Nerede kaldın lan? Nerede? Kaç günlük yol bu? Senin gibi dağ tepe gezmeye benzemiyor Berzan. Her yer polis kontrolü, her yer jandarma. Anca gelebildik. Kampa ne zaman geleceksin? Akşama araç ayarladım. Elin boş gelme. Sınıra yaklaştık artık. Kasada da bir şey bırakma. Anladın? Merak etme. Komiserim kapı mühürlü. Sökün. Sanki doğayı koruma derneği. Buraya takılıp da kendini kurtaran yok da. Buradan bir şey çıkmaz. Didik didik aramışlardır. Bize yeni adres lazım. Sırf ilçede 4 tane yerleri var. Kasabada da yeni mekan tutmuşlar. Oralara bakalım asıl. Thank you.
Abi, biz şu diğer adresleri bir tam çıkartalım. Olmalı da alıp arayacağız arkadaşlarla. Tamam. Selin nerede? Yatakhanelere bakıyordu komiserim. Hadi be kızım, hadi. Bu katı yatakhane gibi kullanırlar. Köyden aldıkları çocuklar kamplara gitmeden önce burada kalırdı. Her şeyi de düşünmüşler. Selin, çıkıyoruz. Tamam tamam, geliyorum birazdan. Sesin çıkmasın. İşte bırak silahını. Bırak silahını. Kalk. Selin. Kıpırdama yerinde. Bırak. Bırak. Kalk, kalk ayağa. Bunlar için, bu paralar için mi geldin buraya? Ne zaman? Emin misin onlar mı? İstanbul'lu ekip mi? Tamam, kapat. Kapat telefonu. Gel lan buraya. Hepsi senin yüzünden. Hepsi senin yüzünden. Geberteceğim lan seni. Geberteceğim. İlçede tutmadılar demek. Burada sorgulayacaklar. İstanbul'da ekip karakola mı yerleşmiş? Manyak mı bunlar? Ben nereden bileyim? Arasana Berzan'ı. Ne yapacağız? Ne zaman baskını vereceğiz? Bir desin hele.